Philadelphia Salı akşamı sadece başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'ı değil, protestocuları da ağırladı. Karşı karşıya geldiği tartışma programı öncesi Filistin haklarını savunan gruplar da Philadelphia sokaklarındaydı. Protestocular tarihi belediye binasından tartışma programının yapıldığı Ulusal Anayasa Merkezi'ne yürüdü. İlerleyen saatlerde merkezin etrafındaki sokaklarda protestolarını sürdüren gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Bazı polislerin protestocuları bisikletleriyle iterek karşı koydukları görüldü. Polise göre oturma eylemi sırasında yolu terk etmeyi reddeden 5-6 protestocu tutuklandı. Polis bazı protestocuların bir ambulansı ve bazı mülkleri sprey boyayla boyadığını bildirdi. Protestoyu düzenleyen Philadelphia Filistin Koalisyonu'nu takip eden katılımcılar kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulundu. Geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e saldıran Hamas 1200 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 250 kişiyi de rehin almıştı. Ardından İsrail Gazze şeridine saldırı başlatmış, 11 aydan fazladır süren savaşta 41 bine yakın Filistinli öldürülmüştü.